Yani şunu biliyorum, yani hayatta herkes için bir dünya sınav var. Ölümler, kayıplar, efendim başarısızlıklar, hatalar. Tabii ki ama hatalarımızı... Batıklar. Tabii ki hatalarımızı sevmek için bizim gibi ülkelerde bir 35'inize falan en az gelmeniz lazım. Hatta 40. Şimdi ben 40'tan sonra... Sevmeyi öğrenene kadar mı? Tabii tabii, kendimizi alkışlamayı, kendimizi onaylamayı öğrenmek biraz zaman alıyor. Şimdi mesela şöyle cümlelerim var benim. İyi ki o hataları yaptım, yoksa bugünkü devrim olmazdım. Bunun içinde şeyler de var, karşımıza çıkan engeller de var. O engeller çıkmasaydı, işte örneğin bir sınava girdiniz ve o sınavı kazanamadınız. İnsan otomatik olarak şunu düşünüyor ya, kazansaydım hayatım nereye giderdi? Evet. Kazanmadım, şimdi bu oldu. Bu çok tatlı bir oyun benim kafamda. Pek çok insan için muhtemelen böyledir. Ama şimdi hep olan hayırlıdır gibi bir yolculuğum var benim. Her ne olduysa, ama tekrar edeyim, problemler karşısında çok derin bir sükunet, kararlılık, hatta karşı tarafı biraz korkutacak bir sükunete kapılıyormuşum ben. Şimdi artık kendim de kendimi gözlüyorum. Vazgeçmek diye bir şey yok. Nefes olduğu sürece, can olduğu sürece devam edeceğiz yani. Mücadeleye devam edeceğiz. Peki ben yani arkadaşın olduğun için biliyorum, bütün yakın arkadaşların da biliyor ama basına yansımış bir şey olduğu için gönül rahatlığıyla sorabilirim. Çok zor bir sağlık problemi yaşadın. Evet. Hatta kısa bir süre önce de eşin aynı evet. şeyi yaşamıştı. Evet. Birbirinizi ne kadar seviyorsanız hastalıklarınızla benzetmişsiniz. Çok zor bir şeydi. Birazcık ondan bahsedelim mi? Yani çünkü çok farklı değil. Çok çok yani, korkutucu bir şey atlattım. Sağlık. Yani bir anda hayatımız değişti. Bir anda. Yani sabah evden normal çıktım ben. İşte önümüzdeki ay bir ay olacak. Bir döndüğümde Alper konuşamıyordu ve yazamıyordu. Tam Alper'i biraz böyle rahatlattık. İşte beynindeki konuşma merkezine pıhtı attığı için konuşmayı ve yazmayı unutmuştu. Tam Alper düzelirken bir akşam üzeri ben ayaklarım uyuştu. Sonra ellerim uyuştu. Sonra yüzümün yarısı uyuştu ve ben Alper'den çok antrenmanlı olduğum için, mesele üzerine büyük okumalar yaptığım için dedim ki benim beynime bir şey oldu, benim derhal doktora gitmem lazım. Kendime küçük bir çanta yaptım, biliyorum yani gideceğim ve beni yatıracaklar. Alper'i uyandırdım, dedim ki Alper'cim bizim gitmemiz gerekiyor. Çünkü ben sanıyorum beynime pıhtı attı. Bu kadar emindim ve yanılmadım, gerçekten öyle oldu. Bu sefer başka bir zorlu süreç başladı vesaire. Uzatmayayım. Günün sonunda Alper de ben de şunu düşünüyoruz. Hayat bize ikinci bir şans verdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Devrim ölebileceğini düşündün mü? Hayır, hiç düşünmedim. Hastaneye giderken? Hayır. Yani şuna dua ettim. Yani şu anda ayaktayım. Bu uyuşukluk artmasın ve yani güç kaybı olmasın. İşte yüzüme bir şey olmasın çünkü oyuncuyum. Tabii ki korktum ama öleceğim fikri hiç... Umudunu kaybetmedin yani. Bir. Alper'den de korkmadım. Vazgeçmiyorsun yani. Yok. Devrim Yakup'sun sen zaten. Peki insan kendi kaderini değiştirebilir mi? En azından etki edebilir mi? Hakim olabilir Tabii mi? Ki. Değil mi? Tabii ki. Çünkü akıl kader var. Kader vardır. Kader kesinlikle var. Ama sen de varsın. Buna işte külli ve cüzi diyor ya o kadim öğretiler. Yani bir şey var. Benim bir acil doktor arkadaşım demişti ki bunu çok önemsiyorum. Kapıdan iki tane hasta girer. Biri kanamalı sedyede, biri ayakta. Biz tabii ki o kanamalı hastaya öncelik tanırız ayakta girene. Tabii. Ayakta giren bazen kaybederiz. Öbürü yürüyerek çıkar. Dolayısıyla bir süre var. Biz doktorlar ömür uzatamayız. Var olan tayin edilmiş süreyi kaliteli hale getiririz en fazla demişti. Bu benim kulağımda çok kalan bir şey ama o aradaki süreyi biz kaliteli hale getirebiliriz. Biz değiştirebiliriz, biz kararlarımızla. Olumlu yönde etkileyebiliriz. Tabii ki. Yapamayacağımız şeyler de var. Yani çünkü bazı bir matematik var benim bilmediğim ve çok merak ettiğim. Oraları bilemiyorum ama tabii ki biz müdahale edebiliriz. Aklımız var, muhakeme yeteneğimiz var. Bir şansımız var orada. Her zaman. Çok büyük şansımız var. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Her zaman. Elbette.
hayatı hep yeniden başlamak üstüne kuruyoruz diyorsun. Çok da haklısın. Buket Yaman için de geçerli. Evet, gurur yani duyuyorum onunla. O evlilik, o evliliğin mutsuzluğu, kanser, onca badireden sonra hep ayağa kalkmak, hep daha iyisini, üstelik de her seferinde daha zoruna talip olmak. Evet, değil mi? En son uzun yol şoförlüğü. Hayat uzun bir yol. Ve bir de ben neye inanıyorum, en azından Ahmet? Kendi otobüsünü kendin süreceksin. Sen niyet ettiğin zaman hayat çok yardımcı oluyor. Evet. Yani başlangıçta örneğin birileri için mutlaka Buket'e şunu söyleyen olmuştu. Ya delirdin mi sen? Yapma etme. Yapma, tır şoförü ve kadın olmak falan. O buna niyet ettiği için bir sürü insan tarafından, şimdi mesela otobüs şoförü olarak bir sürü insan tarafından çok muhabbetle karşılanan bir hale gelmiş. Mutlaka hediyeler de var hayatta. Tabii. Yeter ki vazgeçmeyelim. Üstelik onun bu ısrarı başka hemcinslerinin de önünü açıyor. Örnek tabii ki. Bu imkansız, yersiz bulunan şeyleri normalleştiriyor falan filan. Ve yeni kapılar açılıyor bu sayede. Hep direnen insanlar sayesinde. Aile baskısından kurtulmak için en büyük hayalin evlenip yuva kurmak. Bir müddet sonra eşin evi terk ediyor ve yabancı uyruklu bir kadınla yaşamaya başlıyor. En yoğun hissim galiba suçluluk, çok çaresiz bir hal. Bir yıl boyunca komada kalıyorsun. Uyandığında 27 farklı ameliyat geçiriyorsun. Umudunu kaybeder misin? Ay tabii ki kaybederim. Kaybetmesem iyi de çok sert yani, çok ağır. Bir müddet sonra kolon kanserine yakalandığını öğreniyorsun. Şimdi burada benim için en önemli cümle şu. Bir çocuk neden elinden kaçmak ister? Taksiciliği bırakıyorsun. Tır ehliyeti ve taşıma belgesi alarak bir nakliye şirketinde işe giriyorsun. Sana çok iyi davranıyorlar. İstediğin zaman izin alarak tedavine devam ediyor ve iyileşiyorsun. Buket 4 yıldır yollarda ve insanları birbirine kavuşturmaktan çok mutlu. Canım benim, yolculuk açık olsun. Otobüsün plakası artık birçok kişi tarafından biliniyor. Tanıyorlar artık yani.